Minecraft yapımcıları her sene 1 Nisan'a özel sürümler çıkarıyor ve bu sene oyuna seçim güncellemesi eklenmiş. Neyi seçiyoruz derseniz, sanırım buradaki yeni eklenen milyon tane özelliği. Mesela balon arılar eklendi. 3 arıya kayış bağlayıp uçabilirsiniz. Gökyüzüne gitmek ne işe yarayacak peki derseniz evet aya gidebiliyoruz artık. Sanki 100 gün hayatta kalınabilecek bir yer değil gibi. Videoyu seversen şu şeye de basabilirsin. Ay nerede oğlum? Çölden daha ıssız bu yerde neler yapabileceğimi bulmam lazım. Yerler ent taşı gibi gözükse de aslında peynir. Komik bir şaka olmasa da ayda hayatta kalabilmemizin tek yolu peynir yemek. Bakın burada kimler var. İlk oyumu kullanmak için sandığa gittim ama ben bu partileri tanımadığım için hepsini boş geçtim. Üstelik oy verdim diye bir başarım bile aldım. Garip bir uzay aracına rastladım ve... İşte ayda hayatta kalmak istedim. Gün 1 oldu. Tüm bakır ağacı yağmaladıktan sonra yerleşecek bir krater seçip kurulmaya başladım. Çıkan eşyalarla bir şeyler craftlayıp sınırsız su kaynağı yaptım. Ama uzayın dondurucusu onu unuttuğumdan suyum hal değiştirerek buz oldu. Biraz fidan diktim ama gün 2'de ayda oksijen olmadığı için hiçbir ağacımın büyümediğini fark ettim. Neyse ki kemik tozum vardı. Ardından hızlıca bir sandık düzeni yaptım. Yanlışlıkla boşluk şişesi diye bir şey keşfettim ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Gün 3'te kırık taş makinesini yanlış yapacağım diye çok korktum ama 17 yıl boşluğa Skyblock oynamamıştım. Makineyi biraz daha büyütüp bir süre taş kazdım. Gün 4'te yeni bir uzay aracı şeysinden yağmalamaya gittim. Yağmadan dönerkenki havalı pozlarımdan sonra gün 5'e büyümeyen fidanlarımı temizleyerek başladım. Galiba yaptığım bir seçimden susuzluklara eklenmiş. Base'i çevreleyen bir merdiven yaptım. Ve artık yaptığım her seçimde havai fişek patlıyor. Yay. Base'in etrafına bir tarla yapmaya başladım. Gün 5'in akşamında dünya bir çaydanlık olmuştu. Oyunda gördüğüm en komik şaka bu olabilir herhalde. 6. güne geçerken aydaki tüm inekler ergenliğe girdi galiba. Bakır ağaçtan ekinlerimin büyümesi için biraz ışık çalıp gün 7'de ayın en simetrik tarlasını yapmaya devam ediyorum. Şeker kamışı tarlası yerine buğday ekmeye karar verdim. Tüm tarlayı toprak kapladım, şimdi tohumlarıma ekme vakti. Gün 8'de mükemmel base projem için odun topluyorum.
ve iki ters ters yürüyen Devine'in çocuğu bile benden büyük olması sinirimi bozdu. 2009'da tarlamı tamamlayıp her günkü gibi oylarımı kullanmıştım ama bir sorun vardı. Gün 10, kaldı geriye 90 gün ve ben hala bakır ağacı yağmalamaya devam ediyorum. Minecraft gün sisteminden bahsedeyim. Bir Minecraft günü 10 dakika gündüz 10 dakika gece olmak üzere 20 dakika yapar. 100 ile çarpınca da 33 saat ediyor. Eğer normal dünyada hayatta kalsaydım geceleri uyuyacağımdan 16 saat sürerdi ama ayda da ant gibi yataklar patladığından daha 30 saat mesaim var. Gün 11. Yeni açtığım özelliği denemek için eve gittikten sonra 4 boş şişeden havayı icat ettim. Edison'un gözleri yaşarmış olmalı ama havayı kullanmayı beceremedim. Kullanabilmek için paketlenmiş hava yapmam lazım. Ve artık nefes almak için kokuşmuş peynirleri yememe gerek yok. Tabi burada 100 gün durmak şartıyla. Gün 12'de az çimene basayım diye etrafımı toprak kapladım ve tarlayı genişlettim. Tarla işini bitirdim, şimdi şeker kamışı ekmeye başlıyorum. Gün 13 ve 14 boyunca sadece şeker kamışı tarlasıyla uğraştım. Artık peynir yemekten ağzım kokmuştu. Nasıl bir bez yapacağıma karar vermeliydim. Bu yaşadığım krater, bu ben, bu da yapacağım dev cam kubbe. Paketlenmiş havayla da kubbenin içine oksijenle dolduracağım galiba. Gün 15'e dev cam kubbenin şeklini çıkararak başladım. Yaptığım en iyi oylama bu olabilir. Kolay yoldan XP kasıyorum. Bu oyunun zevkini kaçıracağından alt tarafı bir 300 levelcik olup bırakın. 16 düz bahçe işleriyle uğraşıyorum. Gün 17'de sandıklarımın artık yetersiz olduğunu fark ettim ve hızlıca base'in ortasında bir alan kazmaya başladım. Meşeden kolonları yaptım. Kırık taş makinesi benim odunlarımı yakmaya çalıştığından ona küçük bir ceza verdim. Biraz farklılık olsun diye duvarları peynir motifli yaptım. Son dokunuşları da yapıp eşyaları yerleştirdim. Gün 19'da rastgele seçtiğim bir özellik yüzünden cüce olmuştum. Keşfettiğim başka bir özellik de ne işe yaradığını bulamadığım bu boşluk şişeleriyle istediğim moba dönüşebiliyormuşum. Tabi benim tek seçeneğim Michael Jackson gibi yürüyen inekler. Gün 20. Challenge'ın 5'te 1'i bitti. Havai fişeklerimi yapıp aydaki ilk uçuşumu gerçekleştirdim. Nereye gideceğimi tahmin etmez biraz zor olacak. Havasızlıktan maviye dönmüş ağaçtan meyve toplamaya geldim tabii ki. Gün 21 akşamında yağmayı bitirip eve döndüm. Gün 22'de nedenini bilmiyorum ama sandıklardan çıkan şeylere doymamış gibi tekrar bakır şeysinden yağmalamaya gidiyorum. Giderken de yeni oyuncağımı deniyorum. Hayır. Biraz daha yükselsem dünyaya dönüyordum. Az kalsın gidiyordu. Gördüm. Açtım bakalım. Neyse artık elektrikle gideyim ya. Yarım saat boyunca sandık açtıktan sonra akşam eve dönerken... Hadi be. Geleyim artık ya. Oh!